Herkese iyi akşamlar. Pazartesi bugün. Sıfır enerji, -500 enerjiyle açıyorum videoyu. Ama açmak istedim. İşten yeni çıktım. İnanılmaz bir yağmur var. Dün geceden beri asla durmadı. Ben nasılım? Biliyorsunuz kurdeşen tedavisi görüyorum şu anda. Ama bugün itibariyle kestim tedaviyi. Çünkü en son videomda söylemiştim sanıyorum. İşte kortizon iğnesi verdiler artı bir de alerji iğnesi verdiler diye. Yani bu kadar ağır, bu kadar yan etkili, bu kadar kötü bir iğne. 4 gün vurulacaktım iğneyi. Dolu yağıyor zannettim gerçekten birden. Bugün son günümdü. Dedim ki artık yok. Yani bu alerji iğnesi zaten çok aşırı yan etkili olan bir şeymiş. Kortizonu zaten hepimiz biliyoruz. Kortizon aldığım için tuzsuz besleniyorum. Sıfır tuz. Alerji iğnesi tansiyon düşüklüğü yapıyor. Tansiyonumu başka türlü nasıl yükseltebilirim bir tuzlu bir şey almadan? Yani böyle çok kötü bir hafta sonu geçirdim. Bugün de öyle. Yine ofiste de böyle. Gerçekten kötüydüm. Daha iyiyim ama iyi değilim yani hala. Ofiste de fazla bir iş yapamadım zaten. Bir tek ne yaptım biliyor musunuz? Alışveriş yaptım kendime. Migros Sanal'dan. Alışverişe gidememiştim çünkü. Hafta sonu gidecektim. Ama gidemedim yani. Migros Sanal'dan alışveriş yaptım. Ve hala kalkülerime alışmaya çalışıyorum. Sürekli oynuyorum farkındasınız. Bir süre gıcık olursunuz muhtemelen. Yani çünkü sürekli kalkülleriyle oynayan bir tip olarak karşınızda. Neyse işte muhtemelen ben eve gittikten bir süre sonra o gelir. Bu arada babam geldi. Ne zaman geldi? Cuma günü geldi. Evet. Evde babam var yani. Öyle biraz kalacak bende. Öyleyiz yani. Bizden gelişmeler bu şekilde. Çınar hala kreşe başlamadı ama bir an önce başlatmak istiyorum. Çünkü uyku düzeni yine perişan halde. Onun dışında da başka bir farklılık yok. Neyse. Eve geçince tekrar görüşürüz. Ne yazıyor? Yoğurt yazıyor yani. Zorlu bir yolculuktan sonra evime geldim. Yemeklerimizi falan yedik. Mutfağımı tamam. Toparlamıştım. Tam Migros Sanal'dan alışveriş yapmıştım. Onlar Gülüyor geldiler. Gülüyor musun anne? Kavanozuna sıkışmış. Kapağı mı sıkışmış? Şöyle burada biraz bir şeyler var. Biraz böyle önümde bir şeyler var. Birazını kaldırdım. Sıkışmış galiba. Evet. Şöyle her zamanki gibi iki tane bezimiz var. Hayır. Burada anne, baba var. Babam geldi demiştim ya. Hayır, dokunacaksın. Oğlum dur ya. Sürekli böyle ağlayan ve... Al dokunmuyorum ha. Buna dokunma lütfen. Özlemciğim buna dokunma. Çınar'a hiçbir şey dokunmayacaksın. Oğlum alsın hangisini istiyorsan onu alsın. Sana her şey serbest. Çünkü senin adın Çınar. Anne bizi dokunma. Değil mi? Ne diyorsun? Ne diyorsun kuzum sen? Ne diyorsun oğlum sen? Lan? Sen ne tatlı tatlı konuşuyorsun öyle lan? Kuzum benim kapağım sıkışmış. Evet bunun kapağı sıkışmış. Sabahtan beri buna taktık kafayı. Her şey senin. Şu anda hep bu moddayız biliyor musunuz? Gerçekten söylüyorum. Şöyle göstereyim mi hemen aldıklarımızı? Bir şöyle saniye. İki paket mercimek aldım. Burada kıyma var, tavuk var. Güvert mi birazcık aldın? Öyle yeşillik aldım. Var, sonra güvert mi aldın anne? Evet Çınar, mercimek aldım. Hoşuna gitti mi? Ama mercimek çorbasını çok seviyor. Yerde sularımız var. İki paket, iki kolik kola aldım. Onlar da şeyde, buzdolabında. Şampuan aldım. Hayır, böyle kalmam. Şampuan ve saç kremi var burada da. Çay var, yumurta var. Tereyağı var. Sonra burada da işte limon, lahana, elma ve havuç var. Bu kadar. Bunların hepsi 4-10 lira tuttu. Hayır, dokunma anne. Gerçekten söylüyorum. Ya bunun çok pahalı ya. Evet.
burası İstanbul. Ne düşündün? Ne aldın? Hayır, dokunacaksın. Başka? Tamam, dokunmayacağım. Kalsın burada hepsi. Evet, burası İstanbul. Vallahi İstanbul. Ben bu parayı Ankara'da yağ mı? Bunun kimisini alırdık ya? Bu yağ. Bak ne var mesela? Yağ var. Bu yağ ya. Tereyağı var. Var. Kıyma var, tavuk var, zaten bez var. Tavuk var, tabii, tabii, zaten şurası var. Şey banyo yani. Var, yoğurt var. Un var. Kurabiye var, kaos var. Kaos var. Kaos. Salça o, salça. Şampuan var. Salça. Hayır, salça o. Heh. Salça. Evet, sen söyle. Başka ne almışız? Yumurta var. Yumurta. Evet. Ya yumurtanın üzerine çökme, yumurtalar biraz sonra yumurtlayacak. Şişt. Çınar kırılır anneciğim. Tamam mı? Biraz su içmem anne. Aldıklarımız bu kadar. So. So. Sen geliyorum ve manzaram bu. Çünkü neden? Babam burada. Nasıl canım benim. Geldi. Çok güzel bir mercimek çorbası yapmış. Salatamız hazır. Sonracığıma burada da güzel bir kapuska pişirmiş. Gerçekten tadına baktım, o kadar lezzetli olmuş ki. Böyle işte, bize afiyet olsun. Afiyet olsun Çınar. Herkese iyi akşamlar. Kızlar, işten çıktım ben, yine eve gidiyorum. Yine sizi çok sağlam bir yere koyamadığım için düşeceksiniz diye endişe ediyorum. Kaç gündür yokum yine buralarda. Babam vardı. İzlediniz bundan önceki görüntüleri zaten. Böyle kısa süreliğine gelmişti. Hani biliyorsunuz. O yüzden böyle babamla vakit geçirmek istedim yani. Öyle çok fazla videoyla falan ilgilenemedim. Tabii ki kendimin de vermiş olduğu, kendimde de olan bir rahatsızlık da vardı biliyorsunuz. Neyse bakalım, çok şükür daha iyiyim. Evime doğru gidiyorum şimdi. Yemeğim var. Dün akşamdan babamın yaptıkları duruyor. Bir şey yapmayacağım o yüzden. Böyle yani. Evde görüşürüz kızlar. Perşembe gününü evimden açılış yapıyorum. Geldim şimdi. Hemen daha üstümü falan değiştirmeden. Hemen bir mercimek yemeği koydum. Şöyle göstereyim. Birazcık erişte makarnalı, kırmızı biberli. Şimdi bu hemen bir 15-20 dakikaya pişer. Sonracığıma ne yapacağım? Şöyle çıtır tavuk vardı. Çıtır tavuk mu? Kelebek pirzola. Kelebek deniyor galiba buna. Tam olarak ne deniyor bilmiyorum. Ondan vardı. Yeni radyom ve ben. Çok güzel değil mi ya? Neyse kapatalım da telif almayalım. Yanına makarna mı yapsam, bulgur pilavı mı yapsam diye düşünürken Çınar'ın pirinç pilavı sevdiği aklıma gelerek. Şimdi hemen pirinç pilavı yapacağım. Burada o sırada mercimeğim pişmiş olur. Ondan sonra da tavukları koyup kızartacağız. Kızım da şöyle salata yapmış biz gelmeden. Böyle işte. Pilavım demleniyor burada. Mercimek yemeğim oldu sayılır. Burada tavuklarım kızarıyor şimdi. Ve buranın hali. Çınar, bütün kolaları çıkardı. Ne yapıyorsun Çınar? Kola. Limon. Tabak. Kızlar, cuma bugün eve geldim ben çok şükür. Allah şükürler olsun, İstanbul'da hava düzeldi biraz. Pazara ben gidebildim. Evet evet, valla iyiydi yani. Hemen pazardan aldıklarımı göstereyim size. Ablaya söyle, abla giydirsin hadi anneciğim. Şöyle karnabahar aldım. İnanılmaz pahalıydı pazar gerçekten. Pazar demeye bin şahit isterdi yani. Şöyle muz aldım. Efendim ayva. Poşet sadece meyve galiba. Şurada da portakal var. Portakal. Şurayı kaşıdım ve kızardı şu anda. Bir de mandalina vardı. Çınar içeri götürdü onu. Burada da şöyle
Brokoli aldım birazcık çorba yaparım diye. Sonra şöyle kahvaltı için birazcık çeri domates ve salatalık aldım. Başka burada havuç ve turp var birazcık. Sonra da burada da ıspanak aldım. Çok güzeldi ıspanağı yine. Sonra hayırdır çocuklar? Sonra bir tane de lahana aldım. Kıvırcık aldım bir de. Onu da ne yapayım ya? Şimdi salata yaptık Defne ile. Böyle işte. Nereye gidiyorsunuz hayırdır? Çınar nereye gidiyorsun? Derya teyzeye. Derya teyzeye mi gidiyorsun? Evet. Şunları kaldırayım Derya'ya gideceğiz çaya. Böyle işte kızlar. Artık bugün bu videonun kapanışını yapayım. Bir haftalık bir video oldu. Neler çıktı inanın hiç bilmiyorum ama neyse umarım hoşunuza giden bir video olur. Öyleyse seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri seyretmeyi unutmayın. Download me down. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.